Emniyet Amiri Ferruh Dede, toplum destekli polis projesi kapsamında halk eğitim merkezindeki kursiyerlere bir konferans verdi. Dede, kapkaç olaylarına maruz kalınmaması için kaldırımların kullanılmasını tavsiye ederken, bayan kursiyerler de kaldırımların esnaf ve özellikle kıraathaneler tarafından işgal edildiğini söylediler. Toplum destekli polis projesi kapsamında ilçe emniyet müdürlüğü tarafından lise düzeyindeki öğrencilere verilmeye başlanan konferanslara, halk eğitim merkezindeki kursiyerlere verilen eğitimle devam edildi. Konferans öncesi bir açıklama yapan Halk Eğitim Merkez Müdürü İdris Yüzer, müdürlük olarak birçok çalışmaya imza attıklarını ve bu tür çalışmaların da süreceğini söyledi. Kapkaççılara davetiye çıkartmamız. Bunu hiç düşünmediniz mi? Kapkaç nasıl yapılıyor? Televizyonda çok, ama şu yine göre çok yok. İlçe Emniyet Amiri Ferruh Dede, yaşadığımız memleketin hepimizin olduğunu ve sorunlarının da hepimizi yakından ilgilendirdiğini, bu nedenle de toplumun güvenliğini ve huzurunu kendilerine verilen kanunlar çerçevesinde korumakla mükellef olan polislere toplumun tüm kesimlerinin destek vermesi gerektiğini söyledi. Ama şunu hiç unutmuyorum ben, sürekli aklımda, bu memleketin asıl en büyük, en ağır yükü annelerin üstünde. Yani her şeyin en zor olanı annelerde. O yüzden ben size çok imreniyorum. Çünkü çok önemli bir sorumluluk taşıyorsunuz. Bir de imrenmemin bir sebebi daha var. Hiç kimse bir anne kadar sevemez. Hiç kimse bir anne kadar şefkatli olamaz. Hiç kimse bir anne kadar özverili olamaz. Toplumun yani yükünü siz anneler taşıyorsunuz. Biz sadece size yardım etmeye çalışıyoruz. Sizin çocuklarınıza, sizin beylerinize, sizin kardeşlerinize, annelerinize, akrabalarınıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sağ olsun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve öğretmeniniz Mehtap Hanım sizinle bu şekilde buluşturduğu için ben şu anda kendim gerçekten çok mutluyum, çok da heyecanlıyım. Defalarca bu işi İşimiz sizin canınızı, malınızı, namusunuzu korumak. En önemlisi de hakların sizlere ver, kanunların sizlere verdiği hakları korumak. Yaşama hakkı, seyahat hakkı, alışveriş hakkı, en çok tabii bayanları ilgilendiriyor, alışveriş hakkı gibi. Bütün bu haklarınızı korumakla görevliyiz biz. Kanunlar bize bu görev veriyor ve kanunların çerçevesinde de yetkilerimiz var. Bu da bizim polisin tanımı. Sevgili anneler, polisin kendi başına bu işleri yapması mümkün değil. Biz bunu senelerdir biliyorduk ama hiç bu kadar açık söyleyemiyorduk. Hani serde polislik var, serde erkeklik var diyeceğim, bayan polisler de var. Serde polislik var. Biz yaparız, bize deriz mücadelesini yıllarca verdik. Elimizden gelen her şeyi yaptık, yapamadık. Sizden yardım istiyoruz şimdi. Siz derken bütün toplumda. İlk önce çocuklarınızla tanıştık. Belki çoğunuz gençsiniz, lisede çocuğunuz olmayabilir ama liselerle tanıştım, onlara bu konuları anlattım. İnsanlar polisin olmadığı yerde, polisin ulaşamayacağı birçok yerde insanlar varlar. Hayatın her anında var güvenlik çünkü. Güvenlik olmayan yerde yaşam olmuyor. Güvenli bir ortamınız olmazsa istediğiniz kadar sevin, evinizi, eşinizi, çocuklarınızı İstediğiniz gibi rahat ettiremezsiniz. Güvenli bir ortam olmazsa uyuyamazsınız mesela. Güvenli bir ortam olmadığı zaman çocuğunuzu okula gönderemezsiniz mesela. Ya da güvenli bir ortam olmazsa öğretmenler öğrencilere ders anlatamazlar. Arabanıza da binemezsiniz. Yani yemekten, içmekten, uyumaktan, biyolojik ihtiyaçların hemen ardından gelen ilk ihtiyaçtır insanlar için güvenlik. İlk ihtiyaç. Bunun da sağlanması bütün toplumun el ele vermesiyle olur. Herkes aynı anda aynı önemi verirse o zaman güvenlik oluşur. Güvenlik zaten suçların olmadan önceki dönemdir. Yani herkesin huzurlu, sakin, sessiz olduğu dönemdir. Bir suç oluştuktan sonra güvenlik olmamış oluyor zaten. İşte burada insanlardan, bütün toplumdan yardım istiyor polis. Kursiyerler de İnegöl'de kaldırımların esnaflar tarafından işgal edildiğini ve kullanılamayacak kadar küçük olduklarından yakındılar.
özellikle kahvehanelerin bulunduğu kaldırımlara sandalye çıkarılmamasını isteyen bayan kursiyerler bu konuda belediyenin gereken çalışmayı yapmasını istediler. Ya bu sistemde yapmışlar ama resimlerine göstermişler, hoş mu değil mi diye biz mailimizi attık, hep aynı. Kışın o kadar dolu olmuyor ama yazın daha böyle kahvelerin önü daha dolu oluyor. Siz kahvelerde. Tamam. Siz kaldırımlardan yürümeyi... Asfalta inmek zorunda. Kaldırımlardan yürümeyi ısrar edin, onlar da mecbur. Beyler de kaymıyorlar. Çekilmiyorlar. Hiç çekilmiyorlar. Bizler çekiliyoruz. Arabalar içerisinden gidiyorlar kahveler. Evet. İşte bunu anlatıyor. Yani biz onu çok şikayet şimdi bakın, bizim bu konferansımızın sebebi de bu. İnsanlara bunu anlatmamızın sebebi de o. Yani arkadaşlar, siz bu söze... İşte İnegöl'ün kuralını düzeltmeye çalışıyor. Bizden birisi buraya gelsin, bu İnegöl böyle midir? Yolun ortasından mı? Babam, kardeşlerim olsun. Bu ne biçim bir ortam? Yani böyle yani, gerçek. İşte onlara da anlatacağız. Diyeceğiz ki arkadaşlar, yolun ortasına yürütmeyin insanları. Şu kaldırımları boşaltın diye söyleyeceğiz onlara. Yani bu konferansın sebebi o. Adamın birisi. Kafam diyorlar ona. Telefon kulübesi var yani küçük. Bu da belediye onu görmemiş mi yaparken? O yokuş yapmış ama o yokuş kullanılmıyor zaten. Tamam. Bak basında burada. Yani yeni Cuma Mahallesi mi, İnci Mahallesi? Cuma Mahallesi mi? Evet. Elbisecinin kaldırımlarımızı evet. Geliştirdi. Evet. Kaldırımlarımız geliştirdi. Yani onu belediye yapıyor, onu oraya koyan da yani ya telefon ya da belediye. Telefon.